Uzayda oyunun kurallarını kim belirleyecek? Tabii ki oyunu kuran. Bir şeyi ilk keşfeden, onunla ilgili detayları daha iyisi gelene kadar en iyi bilendir. Peki ya kural koyucunun hedefinde daha büyük bir şey varsa? Milyonlarca yıldıza ev sahipliği yapan Samanyolu galaksisinde yer alan dünyamızın uydusu Ay, insanlığın uzay macerasındaki en önemli duraklarından biri ve bu durak birçok ülke için yeni keşiflerin de adresi. Son günlerde ise Dünya, bu durağın son yolcusu, Güneş sistemindeki 5. büyük doğal uyduya keşif gezisine çıkan Hindistan'ı konuşuyor. Neden mi? Çünkü Hindistan'ın gönderdiği Chandrayaan 3, ayın henüz keşfedilmemiş, suyun bulunma ihtimalinde olduğu düşünülen, Güney Kutbu'na ilk kez inen uzay aracı oldu. Bu tarihi gelişme karşısında rakiplerinden biri var ki aynı hedefe son bir adım kala başarısız oldu, o da Rusya. Hindistan'dan yalnızca 3 gün önce Ay'a uzay aracı gönderen ülke, Luna 25'in Ay yüzeyine çakılması sonucu görevi başarıyla tamamlayamadı ve böylece uzay yarışının bir adım gerisinde kalmış oldu. Peki şimdi ne olacak? Ay'da gözlem yapmaya başlayan Chandrayaan 3 hangi misyonlar üstlenecek? Bilimsel araştırmalarda suyun var olduğu düşünülen noktaya ulaşabilecek mi? Dahası çok da merak edilen bir başka soruyu soralım. Küresel rekabet, kozmik rekabete mi dönüşüyor? Hazırsanız tüm bu soruların yanıtını ve çok daha fazlasını tüm boyutlarıyla ele alacağız. Ancak önce küçük bir ricamız var. GZT ekibi olarak çok yoğun bir şekilde özgün içerikler çıkarmak için çalışıyoruz. Siz de kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Uzay yarışı, kozmik rekabet, galaktik mücadele ya da astronomik çekişme. Adına ne derseniz deyin, bir gerçek var ki kendi gezegenimizin dışındaki bu yarışa çoktan girdik. Ancak tıpkı elektriğin ya da radyasyon ve X ışınlarının keşfi gibi bazı durumlarda yeni teknolojilerin veya buluşların kabul edilmesinde tereddütler yaşandığı gibi Ay'daki keşifler için de başlangıçta bir bilinmezlik söz konusuydu. Uzaya insan göndermenin sağlık ve güvenlik açısından riskli olabileceği konusunda da endişeler yok değildi. Tüm bu soru işaretlerine rağmen bilimsel keşif ve askeri amaçlar ülkeleri cezbediyordu. İlk Ay keşifleri özellikle Soğuk Savaş döneminde Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği arasında gerçekleşti. İki küresel güç 1950'ler ve 1960'lar boyunca uzaya ve Ay'a yönelik büyük bir yarış içindeydiler. Hatırlayacaksınız, Amerika Apollo programıyla 1969'da Ay'a insan göndermeyi başardı. Bundan önce Sovyetler Birliği 1959'da Ay yüzeyine ilk kez bir uzay aracı indirdi. Bu dönemde pek çok uzay aracı, uydular ve keşif sondaları fırlatıldı. Sonra yavaş yavaş uluslararası işbirliklerini konuşmaya başladı. Uluslararası Uzay İstasyonu, Artemis programı, ExoMars, Chang'e görevleri bunlardan en bilinenleri. Uzay denilince aklınıza sizin de ilk olarak Amerika, Rusya veya Çin gibi ülkeler geliyor olabilir. Ancak bir ülke var ki tüm bunları geride bırakarak Ay'a tarihi bir adım attı. Ay'ın güneş görmeyen karanlık yüzüne, yani Güney Kutbu'na. Hindistan, Chandrayaan 3 insansız uzay aracının 1000 kilometrelik yolculuğunu tamamlamasıyla Ay'ın az bilinen Güney Kutbu'na iniş yapmayı başaran ilk ülke olarak tarihe geçti. 2019'da Hindistan Ay'a inmeyi denemiş ancak başarılı olamamıştı. 24 Ağustos'ta başarıyla sonuçlanan son yolculuğun ardındansa Amerika, Çin ve eski Sovyetler Birliği'nin ardından Ay yüzeyine inen 4. ülke oldu. Bu görevi gerçekleştiren Hint Uzay Araştırma Organizasyonu'nun geçmişinin 1969'a kadar uzandığını da söyleyebiliriz. Burada küçük bir parantez açalım istiyorum. Chandrayaan 3, Ay'a yumuşak iniş gerçekleştirdi. Sert inişlere kıyasla daha zorlu olan bu inişte Ay yüzeyine zarar verme riski en aza indirgeniyor. India is now on the moon. Güney Afrika'da düzenlenen BRICS zirvesine katılan Hindistan Başbakanı Modi, bu tarihi gelişmeyi orada bulunduğu sırada yakından izledi. This success belongs to all of humanity. Bina descent fence bhi kaha jata hai. Is dauran lander ke do engine band kar diye jayenge. Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu tarafından gönderilen Chandrayaan 3, Ay'da 14 gün görev yapacak. Uzay aracı, Ay'ın yüzeyini incelemesi hedeflenen iniş platformu ve gezginci araç modüllerinden oluşuyor. Görevi ise bilim insanlarının donmuş su ve değerli elementlerin önemli rezervlerini barındırabileceğine inandığı, keşfedilmemiş bir bölge olan Ay'ın Güney Kutbu'nu derinlemesine incelemek. Burada Ay toprağı ve Ay iniş alanı çevresindeki kayaların içerdiği magnezyum, alüminyum, silikon, potasyum, kalsiyum, titanyum ve demir gibi element bileşimlerini inceleyecek. Daha önce organik madde, su ve kilin Ay'da toprak oluşumunu engellediği düşünülüyordu. Ancak yeni bulgular suyun varlığını gösteriyor ve bu durumda
durum ayda toprak oluşumuyla ilgili görüşleri büyük ölçüde değiştirebilir. Evet, yanlış duymadınız. Ayın güney kutbunda su olabilir. Ayı araştıran birçok bilim insanı, ayda canlıların yaşadığını gösteren hiçbir kanıt bulamadı. Kimilerine göre ise ay gelecekte insanlar tarafından kolonileştirilebilir. Bu fikir şimdilik teorik bir tartışmadan ibaret. Ancak gelecekteki ay araştırmaları ve teknolojik ilerlemeye bağlı olarak daha gerçekçi hale gelebilir. Eğer ayın güneyinde su buzu bulunursa, İnsan kolonicileri için elverişli bir ortam oluşturma potansiyeli de ortaya çıkabilir. Görev ayın topraklarında ne tür kimyasalların bulunduğunu keşfetmeye yardımcı olacak. Bu içeriği hazırlarken uzay aracından yeni görüntüler de gelmeye devam ediyor. İşte o görüntülerden bazıları. Hindistan Uzay Ajansı tarafından yapılan son açıklamalara göre ise ayın güney kutbunda çeşitli elementler tespit edildi ve kükürt varlığı doğrulandı. Son bir gelişme daha, Hindistan ay yolculuğuyla da kalmadı. Ay'a başarılı inişin ardından güneşi incelemeyi amaçlayan yeni bir uyduyu bu hafta fırlatmaya hazırlanıyor. Hintçe'de güneş anlamına gelen Aditya uzay aracı sayesinde Hint Uzay Ajansı dünyaya en yakın yıldızın faaliyetlerini ilk kez uzaydan gözlemleyecek. O zaman ayda yolculuğumuza kaldığımız yerden devam edelim. NASA'daki bu makaleye göre ayın kutup bölgelerinde su bulunduğu kesinleşti. Yani artık ayda su olduğu resmen doğrulandı. Bu gerçekten büyük bir haber çünkü aydaki yeni keşifler ve uzayda daha uzun süre kalma fikri için önemli bir adım. Dolayısıyla Hindistan tarafından gönderilen Chandrayaan 3'ün elde edeceği çıktılar yeni çalışmalara kapı aralayabilir. Bir diğer makalede ise ayın yüzeyinde su bulunmasının ötesinde bu suyun miktarı ve dağılımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için çeşitli uzay araçlarıyla detaylı çalışmalar yürütüldüğüyle ilgili. Buna göre aydaki su buzlu kraterlerde ve toprakta daha geniş bölgelerde bulunabilir. Bu bilgiler ayın uzun vadeli keşif ve araştırmaları için önemli bir temel oluşturuyor. Peki ayın karanlık yüzü olduğu gibi ay yarışının da karanlık bir tarafı var desem? Su gibi yaşam belirtileri ve değerli elementler söz konusu olduğunda bu çok da imkansız değil. Ay misyonunun ülkeler için neden bu kadar değerli olduğunu da tahmin edersiniz. 14 Temmuz'da fırlatılan Chandrayaan 3, Rusya'nın Luna 25 uzay aracının 19 Ağustos'ta Ay'a çarpmasından sadece 3 gün sonra iniş sürecini başarıyla tamamladı. Kısa bir süre sonra da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan tebrikler yağdı. Ancak şuna bir bakın. Lavrov, Hintli mevkidaşını tebrik etse de ikili arasındaki görüşmeden Rusya'nın durumdan ne kadar memnuniyetsiz olduğunu görebilirsiniz. Ay'daki yarış şimdilik özellikle sivil uzay ajansları arasında gerçekleşiyor gibi görünse de bu yarışın temelinde ülkeler arasındaki rekabet yatıyor. Çünkü uzayın keşfi ve Ay'a ulaşım yetenekleri bir ülkenin teknolojik ve bilimsel ilerlemesinin bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla ülkeler Ay'da başarılı projeler gerçekleştirmek için çeşitli misyonlar göndererek üstünlük sağlamaya çalışıyorlar. Özel sektörde elbette bu rekabetin içinde. NASA Başkanı Nelson'ın geçtiğimiz aylarda oldukça samimi bir itirafta bulunarak Ay'daki suyun Çin'in eline geçmesini engellemek istiyoruz açıklamasını hatırlayalım. Peki askeri müdahale? Sizce uzaydaki yarış o noktaya varır mı? Geçmişte uzay yarışının bir parçası olarak uzaya füzeler yerleştirmek gibi askeri potansiyel taşıyan adımlar atıldı. Sovyetler Birliği'nin Sputnik ve Luna programlarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin Explorer programı aslında uzaya ulaşma gibi sivil amaçları içerse de arka planda askeri düşünceler de taşıyordu. Bunlar diğer ülkeler için askeri boyutta bir tehditti. Kaçınılmaz bir şekilde uluslararası güvenlik endişelerine ve yarışın getirdiği stratejik gerginliklere de neden oldu. Bu gibi gelişmeleri sınırlamak ve uzayın barışçıl amaçlarla kullanımını sağlamak amacıyla 1967'de Dış Uzay Anlaşması'yla tüm kitle imha silahları uzayda yasaklandı ve ayın sadece barışçıl amaçlara hizmet edeceği vurgulandı. This treaty means that the moon and our sister planets will serve only the purposes of peace. Gelelim ülkelerin gelecekteki planlarına. Uzun vadede ayda kalıcı yapılar için temel atmayı hedefleyen NASA, Artemis programı çerçevesinde 2030 yılına kadar insanlı bir ay üssü kurmayı planlıyor. Uzay araştırmaları için standartlar belirleyen anlaşmaya yaklaşık 25 ülke imza attı. Artık kendi başına otonom iniş ve yanaşma kapasitesine sahip Hindistan da bu projeye daha sonradan dahil oldu. Çin ve Rusya ise plan dışı. Bu noktada şeffaflık ve uluslararası işbirliği hayati öneme sahip. Diğer
yandan şunu unutmamak gerek, Ay'daki rekabet sadece bilimsel alanda sınırlı değil. Aynı zamanda ulusal güvenlik açısından da oldukça önemli. Örneğin Ay'daki keşifler sırasında diğer ülkelerin uydu yeteneklerini riske atacak faaliyetler, özellikle iletişim, navigasyon, askeri istihbarat gibi stratejik alanlarda bazı güvenlik sorunlarına yol açabilir. Çin'in Amerika'nın uydu sistemine saldırdığı bir senaryoyu düşünün. İnternet kesintileri, askeri operasyonlara yön veren navigasyon sorunları, uluslararası ticaretin sekteye uğraması ve çok daha fazlası. Böyle bir senaryoda sizce neler yaşanır? Son gelişmelere tekrar dönelim. Hindistan için zafer olarak tanımlayabileceğimiz son kazanımın Rusya için bir kayıp olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Önümüzdeki yıl Ay'ın Güney Kutbu'na bir misyon göndermeyi planlayan Çin içinse stratejik bir dönem başlıyor. Hindistan'ın edineceği bir yıllık deneyim Artemis planına dahil olan ülkeler için bir kazanım olurken aynı zamanda Çin için de bir yıllık bir tecrübeyi gözlemleme imkanı doğuyor. Avrupa'nın ise bu uzay yarışında geride kaldığı konuşuluyor. Biraz daha yakından bakalım istiyorum. Bu kürenin üzerinde işaretli noktalar insan ve uzay araçlarının ulaştığı noktaları gösteriyor. Ay'ın karanlık yüzü olan Güney Kutbu ise hala keşfedilmeyi bekliyor. Mavi noktalar insan, kırmızı olanlarsa uzay araçlarının ulaştığı yerler. Ancak Güney Kutbu, Hindistan'ın gönderdiği uzay aracı dışında boş görülüyor. Bugüne kadar 11 ülke ve kuruluş Ay'a uzay aracı göndermeyi başardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin uzayda 32, Rusya'nın 23, Çin'in 7, Japonya'nın 2 tamamlanmış görevi bulunuyor. Önümüzdeki 10 yılda Ay'a misyon göndermeyi planlayan ülkeleri ise işte bu haritada görebilirsiniz. 2030'a kadar Ay'a ulaşmayı hedefleyen ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor. Buna göre önümüzdeki 10 yıl içerisinde Ay'a sert ve yumuşak iniş yapılacak. 3 günlük yolculukta veriler toplanarak dünyaya iletilecek. 2028'de yapılacak yumuşak inişin ardındansa Ay'da bilimsel faaliyetler yapabilen sayılı ülkeler arasına girilmesi planlanıyor. Hindistan'ın başarısından söz ettik. Bunun için siz de herkes gibi geniş bir bütçe ayrıldığını düşünmüş olabilirsiniz. Ancak tam tersi. Ay misyonunu gerçekleştirmek için hükümet standartlarına göre çok kısıtlı bir bütçe ayrıldı. Yalnızca 74 milyon dolarlık bir bütçeyle tamamlanan Ay görevi, Rusya'nın 200 milyon dolarlık başarısızlıkla sonuçlanan projesi ve NASA'nın Ay'ın Güney Kutbu'na göndermeyi planladığı keşif aracının 433,5 milyon dolar olan tahmini bütçesinin yarısından daha az bir maliyete sahip. Bu rakam Interstellar, Gravity ve Martian gibi Hollywood'un gişe rekortmeni uzay filmlerine ayrılan bütçelerden bile daha az. Hindistan'ın Ay'da tutumlu olma konusundaki ana stratejisi ise uzay aracını küçük tutmak gibi görülüyor. Uzay keşif aracı yaklaşık 3,9 ton ağırlığında. Nükleer silahlara sahip Hindistan, geçen yıl büyüyerek dünyanın 5. büyük ekonomisi oldu. Ay misyonunun başarısı da muhtemelen gelecek yıl yapılacak kritik genel seçimler öncesinde Modi'nin popülaritesini daha da artıracak. Diğer yandan Hindistan, 9 Eylül'de Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne hazırlanıyor. Peki yeni uzay yarışında bizi tam olarak ne bekliyor? Birçok ülkenin hedefi Ay'ın Güney Kutbu'na ulaşmak. Dahası başta da belirttiğimiz gibi Ay'da söz sahibi olmak. Rusya'nın yakın zamanda Ay'a kozmonot gönderme gibi bir girişimi henüz bulunmuyor. Ancak aynı şeyi Çin için söyleyemeyiz. Çin, 2030'da Ay'ın Güney Kutbu'na mürettebat indirmeyi planlıyor. NASA'nın Artemis 3 görevi ise Ay'a 2025'in sonlarında iniş yapmayı hedefliyor. NASA'nın Çin'e bakışını düşününce geçmişteki gerilimler yeniden gün yüzüne çıkar mı soru işareti. Ancak şu var ki Çin uzayda çok sevilmiyor. Peki su ve değerli elementlere ulaşılırsa kullanım hakkı hangi ülkeye ya da ülkelere ait olacak? Olası bir gerilimde Birleşmiş Milletler müdahale edebilir mi? Bu noktada dış uzay anlaşmasındaki şartlar geçerli. Ancak uygulanması noktasında hala zayıflıklar bulunuyor. Gelecekte insan kolonicileri için suyun sağlanması ve yönetimi Ay'da sürdürülebilir bir varlık kurulmasının kilit unsurlarından biri olacak. İnsanoğlu sadece yeryüzünde değil, Ay'da da kendi yaşam alanlarını inşa edebilmenin yollarını arayacak. Ancak bu kozmik rekabetin getirdiği riskler de göz ardı edilmemeli. Uzay yarışı ulusal güvenlik ve askeri potansiyelleri de içinde barındırıyor. Uzayda suyun keşfi gibi stratejik önem taşıyan adımlar uluslararası ilişkileri de şekillendirebilir. O zaman şunu söyleyelim. Ay'ın yüzeyindeki keşifler sadece uzayın derinliklerini değil, aynı zamanda insanlığın geleceğini de etkileyecek potansiyele sahip. Bu kozmik yarışın gelecekte bizi nereye götüreceğini kestirmek şimdilik zor. Ancak yeni keşiflerle birlikte insanlık için birçok yeni olasılığın kapısının aralandığını söyleyebiliriz. İçeriği iki soruyla bitirelim istiyorum. Ay'daki keşifleri düşündüğünüzde siz gelecekte nasıl bir dünya hayal ediyorsunuz? Diğer bir soru, gelecekte küresel rekabet kozmik savaşlara yol açar mı? Yorum yapan herkese içeriğin editörü olarak cevap vermeye çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.
GZT ekibi olarak çok yoğun bir şekilde özgün içerikler çıkarmak için çalışıyoruz. Siz de kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum.